Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Arkadaşlar bugün farklı bir konu hakkında video çekeceğim. Daha doğrusu aynı konumuz ama hep büyük başlar hakkında video çektiğim için bugün bir farklı konu olmuş olacak. Bugünkü konumuz tavuklar arkadaşlar. Bildiğiniz üzere kuluçkalık yumurta satıyorum. Damızlık tavuk üretiyorum. Bugün onlar hakkında video çekeceğim. Böyle çekmem sebebi de arkadaşlar hep büyük baş olmaz. Biraz da tavuk meraklılarına, tavuk sevenlere video çekelim. Çünkü yorumlarda belirtiyorsunuz tavuklar çekin diye. Bugün tavuklar çekeceğiz arkadaşlar. Hem de şöyle büyük başları da göstereyim. Arkadaşlar bugünkü konumuz tavuklar hakkında genel bir video olacak. Ve şey olacak arkadaşlar, yumurta toplamı olacak genelde. Şimdi arkadaşlar şöyle gösterdim. Yani bura ahır, büyük baş ahırı. Şuraya buzağı yaptım, hatır. Çünkü yerimiz yok, bağlayacak. O yüzden bunu yeni yaptım. Ve tavuklar şuraya yumurtluyordu. Buzağının yem yediği yere yumurtluyordu. Tavuklar oraya yumurtlamasın diye şöyle alt kısmına bir yer yaptım. Şimdi tavuklar buraya yumurtluyor. Buraya yumurtladığında buzağı hem kırıyordu yumurtayı, hem de yani tavuklar girmesi yemliğe iyi değil arkadaşlar. Çünkü ayağında bok oluyor. Kakasını yapıyor oraya. İyi olmuyor. O yüzden buraya bir yuva yaptım ve tavuklar şu an buraya yumurtluyor. Bir tavuğumuz da şu an yumurtada. Böyle yumurtluyor. Şimdi yumurta toplayacağım dedim ama ilk önce bu tavukların bir yumurtlamasını beklemem lazım. Evet, şurada yatan tavuğumuz var mı? Evet, burada yatan tavuğumuz yok arkadaşlar. Burada yumurtlamışlar. Şimdi diğer kümese girelim. Bir tane tavuğumuz yumurtluyor şu ana kadar. Evet arkadaşlar. Oo, evet. Tavuk beklerken horoz çıktı arkadaşlar. Horoz yumurtaya yatmış. Bana da sürpriz oldu. Horoz yumurtaya yatmadı arkadaşlar. Horoz yumurtlayacak bir tavuk var. Şimdi size göstereyim onu. Büyük ihtimal şu. Çünkü gıdıklayışından falan bildim. Şu horozumuz bu tava yumurtlayacağı yeri gösteriyor. Diyor ki buraya yatmasının sebebi, bak diyor, ben bir yer buldum diyor. Güzel diyor, gel buraya yumurtla diyor. Tava yer gösteriyor. O yüzden horoz da hani burada yatıyordu. Horozumuz da orada. Arkadaşlar şimdi burada yumurta yok. Büyük ihtimal o biraz sonra yumurtlar buraya. Ama şurada bir yatan tavamız var. Bu kapkara bir şey. Rır desen değil. Arkadaşlar bu Hint tavuğu. Hint tavuğumuz yumurtada. Şimdi arkadaşlar biz damızlık üretiyoruz bildiğiniz gibi. Bizim tavuklarımız bunlar. Tavuklarımız şunlar arkadaşlar. Bunlar Rothschild Red diye geçiyor. Bunlar gerçekten değerli tavuklukları. Türkiye'de zor bulunuyor. 3-5 kişi de anca var. Yani rır çok ama Mohagani rır bunlar. Rır gruplarının en koyusu. Öyle olunca zor bulunan bir yok. Yumurtası da halli, yani bayağı bir değerli. Şu an ben bir yumurtayı 30 TL'den satıyorum. Normalde yumurtaları 50 lira. Hatta yurt dışına 3 Euro'dan satıyorum. 3 Euro, 3 Dolar'dan satıyorum. Bildiğiniz yani fiyatından anlaşılacağı üzere bayağı değerli yoklar. Şimdi arkadaşlar şu kümese girelim. Bu kümesimiz Light kümesi. Şimdi burada bir kurkumuz da var, onu da göstereceğim. Ama ilerleyen saatlerde göstereceğim arkadaşlar. Evet. Şimdi burada bir kümesimiz var. Burada da bir forluğumuz var. Kümesten kastım. 4 tane yumurta yapmışlar. Zaten Lightsusex'imiz şu an yumurtlayan tavuk sayımız. 5 tane. Bir tanesi yapmamış bugün. Evet arkadaşlar şimdi yumurta toplayacağım dedim ama 2 tane tavuğumuz yatıyor. Onlar bir yumurtalarını yapsın. Ondan sonra yumurta toplama videosuna geçelim. Bu da zaten yumurtlamış. Nereden anlıyorsunuz diyeceksiniz. Yumurtladım mı böyle tavuklar üstünü örtmeye çalışır. Yani sap alıp örtüyor. Birazdan kalkar arkadaşlar. Videoyu durdururum ben şimdi. Ondan sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Kaç tane yumurta toplamışım. Ne kadar günlük gelirim var. Onları sizinle beraber paylaşırım. Şimdi bu tavuğumuzun yumurtlamasını bekleyelim ki bütün yumurtaları beraber toplayalım. Arkadaşlar ineklerim de şu şekilde. İnekleri de göstereyim o tavuklar yumurtlayana kadar. Bunları da birazdan ota bırakacağım. Eğer videonun şeyine denk gelirse onları da çekerim size arkadaşlar. İnekler şu an ota bırakılmayı bekliyor. Evet arkadaşlar tavuğumuz yumurtlasın. Ondan sonra videomuzun kaldığı yerden başlayalım. Evet arkadaşlar tavuklarımız yumurtladı. Şimdi arkadaşlar yumurtalarını toplayacağız. Şöyle bir 30'luk viyola aldım elime. Buna toplayacağım yumurtaları. Karton viyola arkadaşlar. Bakalım kaç tane yumurtamız var. Kaç tane yumurta yapmışlar ve kaç kazanacağız. Onu hesaplayacağız arkadaşlar birazdan. Evet buradaki tavuğumuz kalkmış. 2 tane yumurta var. Normalde burada 4 tane 5 tane yumurta oluyordu. Bugün herhalde az yumurta alacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle 2 tane yumurtayı aldım. Şu şekilde koydum yerimize. Arkadaşlar yumurta eğer kuluçkalık biriktiriyorsanız sivri kısmı aşağı gelecek şekilde birikir. Bunu da burada söylemiş olayım videonun içinde. Yani civciv çıkaracağınız bir yumurta biriktiriyorsanız sivri kısmı aşağı gelmesi lazım. Bunun böyle olmasının sebebi şu arka kısmında
Şurada hava keseciği var. Eğer bunu bu şekilde bekletirseniz, buradaki hava keseci yana kayıyor. Bu taraflara kayıyor. Bu böyle olunca da arkadaşlar civciv çıkacağı zaman buradaki havayla idare ediyor kendini. Buradaki hava olmayınca da civcivniz ölüyor. Yani çıkım alamıyorsunuz. Yumurtanın bekleme şekli sivri kısmı aşağı gelecek şekildedir. Bunu da burada videonun içinde söylemiş olayım. Evet arkadaşlar, burada yumurtalarımızı da alalım, buradaki yumurtalarımızı. En sonunda sayarız. Ne kadar para kazandığımızı da sizinle söylerim. Arkadaşlar tavuk işi gerçekten güzel iş. Hastalığı biraz az olsa daha iyi olacak ama. Ama hastalığı tavuk işinde çok fazla var. Yani hastalık şu şekilde. Hastalansa da iyileşse hemen, ama tavuğun hastalığını ve iyileştirilmesi bayağı zor. Yani hastalanan tavuk zor iyileşir. O sebepten dolayı ben de rır ırkını besliyorum. Yani şu gördüğünüz kırmızı tavuklar var ya arkadaşlar. Sırf hastalığı çabuk iyileşiyor diye inanın bu kırmızı ırkı besliyorum. Yani hastalığa ve yumurta üzerine dünyada böyle bir ırk yok. Bakın Türkiye'ye geçtim, dünyada böyle bir ırk yok. Zaten bu tavuk bizim tavuğumuz değil arkadaşlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin tavuğu. Rothschild Red diye geçiyor. Yani oranın tavuğu zamanında Türkiye'ye getirmiştir. Gerçi bunları ben direkt kendim getirdim yurt dışından. Yani böyle bir tavuk gerçekten kendini ispatlamış. Yumurta yönüne, hastalık yönüne, uyum yönüne. Mesela uyumdan kastım şu şekilde. Ben mesela ilçemiz Ankara. Daha doğrusu yaşadığım yer Ankara. Şimdi Ankara'nın havasına alışık bu hayvan. Gidiyorsunuz şeyde besliyorsunuz. Urfa'da bekliyorsunuz sıcağın altında. Oraya alışıyor. Gidiyorsunuz nasıl söyleyeyim, böyle soğuk bir Kars'ta besliyorsunuz. Orada besleniyor. Yani her yerde kolay kolay besleniyor. Normalde çoğu tavuk kolay kolay beslenmez. Şimdi yorum yapanlar olur belki. Şey yapanlar olabilir. Arkadaşlar şeyler var. Ziraat tavuklar var. Ataksır, Lokman Sendi'dir. Böyle beyaz tavuklar. Pazarda satılan tavuklar diyeyim. O pazarda satılan tavukların çoğu şu kırmızı tavuklardan üretiliyor arkadaşlar. Şu kırmızı tavuklardan üretiliyor. Bu tavuklara yumurtacıların atası diyorlar zaten. Şimdi arkadaşlar fazla uzatmayayım. Yumurtayı şöyle topladım ben. Şu şekilde biriktirdim. Şuraya kırmızı tavukların yumurtası. Şunların ikisini ayrı koydum. Bunların ikisini ayrı koymamın sebebi arkadaşlar şu beyaz intimizin yumurtası. Şu siyah intimizin yumurtası. Şekil ve görünüş itibariyle ben yumurtaları tanıyorum. Ondan böyle ayrı koydum. Zaten şurada siyah hintimiz yatıyordu. Siz de videoda gördünüz. O yüzden bunlar ayrı. Bunlarla kesinlikle karıştırmıyorum. Çünkü kuluçkalık satacağım. Adam kırmızı civciv çıkmasını beklerken hint çıkar. Mahcup oluruz. Şimdi arkadaşlar beyaz tavukların yumurtasını toplayacağım. Ama bizim psikopat horozumuz gelmiş oraya. Şimdi bana saldırmadan yumurtaları almaya başlayalım. Evet, bu horozumuz adama düşüyor. Bakın kapıya gelmeden kapıya gelmiş arkadaşlar. Normalde daha hani şuradaydı. Direkt bana saldırmaya geliyor. Saldırmadan kastım bu işte. Bildiğiniz adama düşüyor. Gerçi adama düşüyor derken genelleme yapmayayım. Bir tek bana düşüyor arkadaşlar. Yani ailede mesela 5-6 kişiyiz. 5-6 kişinin de bir tek beni gözüne kestiriyor. Beni dövmeye çalışıyor. Ve çok fena yani. Böyle olduğuna bakmayın. Vurdum mu çok felaket ağrı duyuyor. Kaçın. Şimdi videoda yanlış gözükebilir. Ayağımla vurmuyorum. Ayağımı sadece uzatıyorum. Bu şey abi arkadaşlar. Hayvana kesinlikle zarar vermiyoruz. Şimdi ben bunu biraz elimle itekleyeyim. Yoksa bu bana fırsat vermeyecek. Kaç oğlum. Kaç oğlum. Tamam, erkek sensin oğlum. En erkek sensin. Arkadaşlar şimdi şöyle kendim horoza bakayım. Size şu forlukları göstereyim. Şu aşağı kısımda bizim kurkumuz vardı. Şu an o yok. Onun olmamasının sebebi geçen videoda dedim ama. Yani bundan önceki şeyde. Onu gösterecektim. Şu an yok burada. Olmamasının sebebi arkadaşlar altında civcivler çıkmış. Yani civcivini çıkarmış. Bugün günü dolmuştu. Burada çekecektim ama civcivler aç kalmasın. Tavuklar yumurtlayana kadar yemlerini yesin diye dışarıdaki bir civciv şeyim var, kümesim var. Oraya aldım. Önlerine yem ve su verdim. Yemlerini yesinler diye. Videoya kadar bekletemedim çünkü civcivler yani aç olmasın. Çünkü çıkmışlar, kurulanmışlar. Artık yem yeme vakitleri gelmiş. Bir gün oldu çıkalı. Videoda yani şey yapmasınlar diye civciv kümesim var benim bir tane. Şimdi orayı da göstereceğim. Oraya götürdüm. Buraya yumurta yapmadılar tavuklar. Normalde buraya yumurtlarlar. Buraya yumurta yapmamalarının sebebi arkadaşlar ben şu şekilde önüne tel koyuyorum. Şöyle. Buraya dışarıdan tavuklar gelmesin. Yani buraya yumurtlayan beyaz tavuklar gelmesin diye. Tavuklar da dışarı çıktı. Çünkü böyle yapmamın sebebi arkadaşlar. Kurkun altında yumurtalar var.
Buraya yumurta yapan bir tavuk varsa, yani yeni yumurta yapan tavuk varsa kurun altındaki yumurtalarının karışmasın diye. Ve altında şu an civciv vardı. Eğer buraya bir tavuk yatsaydı yumurtlamak için o civcivleri öldürebilirdi. O sebepten dolayı buradaki şeyi telini kapatıyorum. Civcivler bir şey yaşamasın diye, sıkıntı yaşamasın diye. Şimdi tavuklar buraya yumurtlamış arkadaşlar. Burada da 4 tane yumurtamız var. Onları da alayım, şöyle folla şeye koyayım, bir yola koyayım. 3 tane aldım. Bir tane daha var arkadaşlar orada. Şimdi onu da alacağım. Böyle tek tek almamın sebebi arkadaşlar, şimdi 4 tanesini de alırım da. Bundan bir önceki videoda yumurtayı kırdım. Yumurtalar yine kırılmasın diye, aynı vaka yaşamayalım diye. O sebepten böyle gidip geliyorum. Arkadaşlar bir de şöyle bakın, yerde yumurtalar var. Bu yumurtalar kurun içinde, yani kur civciv çıkardı. İçinden civciv çıkan yani yumurtalar. Siz anladınız ne demek istediğim. Bunları ben böyle çöpe atmıyorum. Ya kumesin içine atıyorum ya böyle havluya atıyorum ki tavuklar onları yesin diye. Tavuklar onları niye yiyor arkadaşlar? Şurada kapımızı kapatalım. Yumurtanın kabuğu zaten full yiyen kalsiyum arkadaşlar. Tavukların da acayip bir şekilde kalsiyuma ihtiyacı vardır. Bunun dememin sebebi arkadaşlar, yumurta yapıyorlar ya. Yumurta yaptıkları için kalsiyum şart. Neden şart? Kabukları kalsiyumdan oluşuyor. Tavuğun en çok ihtiyaç duyduğu şey, vitaminlerden biri kalsiyumdur. İnanılmaz derecede kalsiyum harcıyor. Zaten tavukların taşlığı vardır. Taş yerler şeyden. Yaylımda yaparken, merada işte gezerken taş yerler. Taş yemelerinin sebebi bu yumurtanın kabuğunu oluşturmaları için. O sebepten dolayı yumurtaları yere atıyorum ki yumurta kabuklarını tavukları yesin, kalsiyum ihtiyacını şey yapsın diye, gidersin diye. Normalde çöp atsam bir şey yaramaz, yani ziyan olmasın diye böyle yere atıyorum. Tavuklar da zaten yiyor. Daha bugün attım, yarına büyük ihtimal onlar olmayacak. Şimdi arkadaşlar lafı fazla uzatmadan şöyle yumurtalarımızı topladım. Burası kırmızı tavukların yumurtası. Şu ikisi Hint yumurtası, şunlar da Sussex yumurtası. Normalde Hintleri satmıyorum ben. Zamanında sattım da şu an satmıyorum. Satmamamın sebebi horozunu sattım ben. Yani şu an horozsuzlar ve kırmızı tavukların içinde geziyorlar. Şu tavukların içinde geziyorlar. Şurada gördüğünüz kırmızı horozlar basıyor onları. Yani eşliyor. O sebepten dolayı bunlar safkan değil. Bunları ben genelde, ben de yumurtalanlara hediye ediyorum. Üstüne H işareti yapıyorum, hediye ediyorum. Şunlar beyaz tavukların, Sussex'lerin yumurtası. Arkadaşlar ben bu Sussex'lerin yumurtasını 20 liradan satıyorum. 20 liradan 4 tanesi ne yapar? 80 lira buraya yapıyor 4 tane yumurta. Normalde bunlar 7 tane tavuğum var. Ama 7 tavuğun 2 tanesi kuru. Yani arkasında civciv var. Civciv olduğu için onlar yumurtlamıyor. 4 tane 5 tane yumurta alıyorum günde. Bugün 4 tane yumurta aldım. Normalde bir yumurta daha olurdu. 80 lira bu. Şimdi kırmızılara gelelim arkadaşlar. Kırmızılardan kaç yumurtamız var? 5, 10, 15, 16, 17, 18 tane de bunda yumurtamız var. Bunların yumurtasını şu an 30 TL'den satıyorum. Yurt dışına 3 liradan satıyorum. Biz şu an hesabı Türkiye için yapalım. 30 liradan ne var? 10 tanesi 300. 10 tane daha da olsa 600. 540 lira yapıyor bu da arkadaşlar. Doğru hesapladım değil mi? Evet. 540 lira bura yapıyor. 80 lira da bu. 620 lira kazancımız var bir günde. Normalde kırmızılar daha fazla yumurtluyordu. 22 tane falan yumurtalıyordum. Bugün kaç tane aldık? 5, 10, 15, 16, 17, 18 tane yumurta aldık bugün. Normalde 22 tane alıyordum. Bugünkü kazancımız bu arkadaşlar. 80 liradan 540 lira kırmızılar. 80 lirada Sussex'ler. 600 620 lira kazancımız var bugün. Sadece tavuklardan arkadaşlar. Aya vurduğumuzda ne var? 650 desek biz buna düz. Çünkü fazla alıyorum dediğim gibi. 6, 12, 18 18 19 bin lira mı yapıyor? Dediğim gibi 650 lira arkadaşlar. Ayda 19.500 lira yapıyor. Bence güzel bir para. Tavuk sayma gelecek olursak 30 tane kırmızı tavuğum var. Horozlarla beraber. 7 artı 1'de yani 8 tane de beyaz tavuğum var. Aylık yedikleri yem bir torba şey yiyorlar. Yumurta yemi yiyorlar. O da şu an 450 lira olması lazım. Zam gelmediyse, çünkü alalı bir ay oldu. Bitmesine yakın. Arada bir de işte kepek falan. Ya iki torba yemiyorlar. Aylık 1000 lira masrafları var. Kazançları 19.500 lira. İnanın tavuk kadar kazandıran bir şey yok şu an benim beslediğim hayvanlarda. Ama inanın bunun kadar da hastalanıp da ölen bir hayvan yok. Şimdi arkadaşlar yumurtalar burada dursun. Şöyle tavuklara bakarak genel bir sohbet yapalım. Çünkü bu videoları izleyen hayvanları görmek istiyor. En azından ben milletin videosunu izlerken hayvanları görmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bunlar Rotuzland Red. Bunları ben zamanında Bulgaristan'dan getirmiştim. Tırla geldiler. 2 artı 1 getirdim. 2 artı 1'den kastım 1, 2, 2 tavuk, 1 horoz. Yani 2 artı 1 dediğim 2 tavuk, 1 horoz şeklinde getirdim.
Zamanla çoğalttım ben bunları. Geçen sene mesela çok az yumurta sattım. Çünkü kendime çıkardım arkadaşlar yumurtasını. Yani civciv kendime çıkardım. Çoğalsın diye. Şu an çoğaldı. Gayet sürüm büyük. Türkiye'de bu tavuk ırkında adını duyurmuş kişilerdenim. Yani Rotsuz Natret dediğinizde akıllara gelen sayılı kişilerden biriyim. Zaten bu ırkı Türkiye'de 5-6 kişide falan var. Ben dahil içinde 5-6 kişide falan var. Ve bu 2 senedir çok rağbet görüyor. Rağbet görmesinin sebebi yumurta fiyatları acayip arttı. Şu an bir golü yumurta markette en son 75 liraydı. Şu an 100 lira olmuştur arkadaşlar. Yeme falan zam geldi. 100 lira olunca millet hem yumurtası değerli olsun hem görsel olsun. Ben görselden kastım. Yağlı gibi parlıyor arkadaşlar. Şu an hava kapalı. Kapalı olduğu halde bu şekilde. Normalde güneşli olsa daha çok parlıyorlar. Yani göze hitap ediyorlar. Hem görsel olsun, hem yumurtası olsun, hem de et etsin. Yani bunlar yaşlandı da ben kestiğimde tencereyi doldursun misali. Bunlar rırlar içinde en etli olanıdır. En kasası yapılı olandır. Yani kasalı olandır. Hem yumurta yönünden hem kasa yönünden yani rırlar içinde kendini ispatlamış. Bunlar Mohagani rır diye geçer. Rırın 3 çeşidi vardır. Kansas rır, ara Kansas rır, bir de Mohagani. Arada birkaç tane daha ırk var da bu 3 ırktan oluşur rırlar. Rırlar içinde en kasalı olan budur. O yüzden yumurta fiyatı biraz yüksek ve de çok tutuluyor. Şimdi bunların son 2 senede tutulmasının sebebi dediğim gibi yumurta fiyatları arttı. Millet artık yumurtlayan tavuğa döndü. Normalde eskiden bırakmaydı. İşte süs tavuklarını çok rağbet görüyordu. İnanın bırakmaların yumurtası zamanında 100 liraydı. Ben bunların yumurtasını 10 liraya satarken onlar 80 liraya, 100 liraya satıyordu. Şu an ben bunların yumurtasını 30 liraya ve Türkiye'de en ucuz verenlerden biri benim. Yurt dışına 300 Euro'dan satıyorum. Şimdi bırakma yumurtalarını yine pahalı satanlar var da sayılı kişiler pahalı satıyor. Yani adını duyurmuş kişiler satıyor. Adını duyurmuştan kastım işte Emrah Bilge'dir, Zengin Yıldırım'dır böyle yarışmalara sokup derece alan hayvanların yumurtası pahalı. Ama böyle arada kendini ispatlayamamış hayvanların yumurtası inanın 10 liraya bile bırakma yumurtası buluyorum. Ve kaliteli de yani kalitesiz hayvanlar değil. Şu an gözde ırklar, yumurtacı ırklar. Bunun böyle olmasının sebebi dediğim gibi yumurta fiyatlarının artması, millet kümese girdiğinde yumurta almak istemesi. Yani kümese girdiğinde eli boş dönmemek istemelerinden kaynaklanıyor bu. Çünkü süs hayvanları çok az yumurtlar arkadaşlar. Senede 80 yumurta, 100 yumurta falan yapıyor. Bunlar senede 280 yumurta yapıyor arkadaşlar. Bir senede 280 yumurta yapıyor arkadaşlar. Böyle olunca da gözde ırk oluyor. Şimdi arkadaşlar lafı fazla uzatmayayım. Civcivleri falan göstereceğim size. Civcivleri gösterirken evet arkadaşlar yavru köpeğimiz aynı telin içine girmiş. Onu kurtardım. Zaten annesi imdadına yetişti. Telden kalsın da ineklerin yayıldığı yerin içine girmiş. İnek boynuzuyla şey yapacaktı. Annesi imdadına yetişti ama onu ben bir çıkardım ondan videoyu kestim. Videonun sonunda da zaten annesinin avlası, avlayışı var zaten. Şimdi arkadaşlar nerede kalmıştık? Şu an 45 tane anaç tavuğum var. 45 tane anaç tavuğun yumurta yani aylık masraf 2 torba yem. O da 900 lira 1000 lira yapıyor. Şimdi diyeceklerinizsiniz 45 tane tavuğun yem masrafı bu kadar olur mu? Hatta civcivleri falan katarsam 70 tane tavuğum var arkadaşlar civcivlerle beraber. Şimdi diyeceksiniz 70 tane tavuğun yem masrafı 2 torba mı diye. Arkadaşlar tabii ki de yani 70 tane tavuk ayda 2 torbadan fazla yem yer. Ama bunların az yem yemesinin sebebi arkadaşlar. Arkadaşlar benim tavuklar hep gübrenin içinde. Gördüğünüz gibi bakın tavuklar da var. Anneler zaten sürekli burada. Danaların, ineklerin öğütemediği yemleri yiyorlar. Öğütemediği yemden kastım da arpa arkadaşlar. Arpa biraz zor öğütülür. Özellikle kırılmayan arpa yemlerin içinden illaki çıkıyor. Onları dişip onları yiyorlar arkadaşlar. Bu sayede yem masrafı bayağı aşağıda oluyor. Zaten bu kırmızı tavuklar gezmeyi çok sever arkadaşlar. Sürekli gezerler. Sürekli gezdikleri için de yem masrafı en aşağı iner. Zaten rırın özelliği bu. Rotsuz Natret ırkının özelliği bu. Çok gezmesi, az yem yemesi ve çok yumurtlaması. Şimdi buradaki grup civcivim var. İki tane kurkum var. Bunlar yaklaşık bir ay oldu. Bir aydır burada. Bir grup daha civcivim var. Daha demiştim. Civciv çıkardı kurkum diye. Birazdan onu da size göstereceğim. Onlar daha ufak. Bir günlük. Dün çıktılar çünkü. Dediğim gibi civcivler bu şekilde. Hayvancılık zaten birbirini tamamlayan meslek. İnek besliyorsanız tavuğunuz, gazınız, culuğunuz kesinlikle olması lazım. Hem ek gelir hem de dediğim gibi bakın birbirlerini tamamlıyorlar. İnanın bunlara ben
Bu ayın sonunda yemi full keseceğim. Sırf burada yayılacaklar. Otun içinde yiyecekler. Böcek yakalıyorlar arkadaşlar. Çok çekirge var bizim burada. Çekirgeyle filan karınlarını doyuruyorlar. Dediğim gibi arkadaşlar civcivlerim bu şekilde anneleriyle beraber geziyorlar. Şöyle kendileri de şey yapıyor. Pişt. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar küçük civcivleri göstereyim. Yeni çıkan civcivlerim de bu şekilde. Daha bugün çıktılar. Korkun altına 11 tane yumurta koymuştum. Normalde 13 tane 14 tane koyarım ama yumurta olmadığı için. Yani yumurta satıyorum ya, siparişim vardı. Anca 11 tane yumurta ayırabildim. 11 tane yumurta koydum. 10 tane civcivimiz çıktı arkadaşlar. O bir yumurtanın içinde de civciv varmış ama çıkamamış. Şu an 10 tane civcivimiz var. Büyük ihtimal bir tane iki tanesi ölür. Yani şu an hepsi canlı da. Yani gerçekçi olalım. Büyüyene kadar gerisi büyür. Yani iyi bakarsak tabii, bir şey olmazsa. Bunun gargası var, yer cücesi var. Her şeyden korumak lazım. Şimdi arkadaşlar civcivlerimiz de bu şekilde. Annesini şöyle önüne yere yem döktüm. Şurada sulukları var. Bu şekilde annelere bakıyor. Bunların da büyümesi videoları zaten yansıyacak. Ara ara gösteririm bunları da size. Daha bugün çıktı arkadaşlar. Annemiz Sussex ama altlarındaki yavru Rır yavrusu. Rır'dan kastım şu kırmızı tavukların yavrusu arkadaşlar. Diğer tavuklarımız da buraya geldi. Yani Gupler'in oradalardı. Şöyle güneşleniyorlar bakın. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz da bu kadar. İneklerimiz de Regras'tı. Şimdi biraz da onları da göstereyim. Evet, bu da köpek yavrumuz. Tam bir baş belası arkadaşlar. Tam bir şerefsiz. Tavukları kovalıyor. Yumurta yiyor deseniz yumurta yiyor. Geçen gün 300 liralık yumurta yemiş arkadaşlar. 10 tane kırmızı tavuk yumurtasını yemiş. Ama işte sahiplenmek isteyen varsa sahiplendireceğim bunu da arkadaşlar. Videoda da söyleyeyim. Annesi de burada. Şerefi Koçlar'ın köpekleri. Yavrusu yani. Buranın köpeği. Yani köpeğimiz gerçekten kalitelidir. Köpeklerimiz kalitedir. Her neyse arkadaşlar. İneklerimiz de böyle Regras'ta. Ot bayağı azaldı. Şöyle bütün sürü yine merada. Dediğim gibi artık hepsini beraber bırakacağım. Hepsi yayılıyor. Artık otların kötüsü kaldı arkadaşlar. Otlar iyice azaldı. Şöyle kılçıklar kaldı. Ara ara yoncular var. Yavruları da bıraktım arkadaşlar. Şimdi şöyle bakın. Anneler burada yayılıyor. Yavrular da orada yayılıyor. İnanın yavrular beni çok şaşırttı. Dişi düvelerden daha iyi yayılıyor. Dişi düve dediklerim şunlar arkadaşlar. Şundan şu ikisinden daha iyi yayılıyorlar. Gerçekten beni şaşırttılar. Full yayılımdalar. Yani kafalarını hiç kaldırmıyorlar. Ama şunlar hep oyun peşinde. İnanın dediğim gibi beni şaşırttılar. Bayağı yayılımları hoşuma gidiyor. Evet arkadaşlar, bugünkü videoda bu kadardı. Herkese iyi günler.